Bu gece sabaha karşı saat 4 civarında millet olarak büyük bir acıyla uyandık. Hafızalarımız tekrar tazelendi. 1999 depremi benzer şekilde yüreğimizde, zihnimizde, gönlümüzde deprem bölgesindeydik o saatten bu saate kadar. Kahramanmaraş, Pazar ilçesi merkez üssü olmak üzere 10 ilimize yayılan deprem görüntülerinin yüreğimizde açtığı yara tarif edilemez. Hepimiz büyük bir hüzün içindeyiz. Biraz önce dahi yeni bir deprem sarsıntısıyla o bölgedeki kardeşlerimiz büyük bir acı yaşadılar. Şu andan itibaren hepimizin tek bir kaygısı var, tek bir düşüncesi var, tek bir amacı var. Yaraları sarmak ve mümkün olan en kısa sürede oradaki vatandaşlarımızın yanında olmak. Bütün imkanlarımızla, dualarımızla oradayız. Allah bu acıda vefat eden kardeşlerimize rahmet nasip eylesin. Şu anda enkaz altında kurtulmayı bekleyen kardeşlerimize ulaşmayı bize nasip eylesin. Ve bundan sonra bir daha böyle bir acıyla bizi karşı karşıya bırakmasın diye dua ediyoruz. Şu anda alanda çalışma içinde olan, gayret gösteren bütün kurtarma ekiplerine milletimiz adına şükran borçluyuz. Onların emekleri her bir canı kurtardıkça hepimiz onlar için hayır duada bulunmaya devam edeceğiz. Kim olursa olsun, hangi düşünceye sahip olursa olsun şu anda tek bir yürek olma vakti. Tek bir amaçla bir araya gelme vakti. Gün birlik ve beraberlik vakti. Buradan değerli vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Yetkililer tarafından dile getirilen uyarıları ne olur dikkate alalım. Hiç hasarlı binalara girmeyelim. Gerek olmadıkça telefonları kullanmayalım. Gerek olmadıkça yollara, sokaklara çıkarak yeni felaketlere sebep olacak davranışlarda bulunmayalım. Bu günleri hep beraber aşacağız. Gelecek Partisi olarak da genel merkezimizde bir afet koordinasyon merkezi kurduk. İmkanlarımız el verdiği ölçüde 24 saat bölgeye yardım etmek için arkadaşlarımızla seferber olacaklar. Bölgedeki il başkanlıklarımıza da gerekli temasları kurduk. Her bir il başkanımız da bizler adına halkımızla beraber kurtarma çalışmalarına katılacak ve yaraları sarmaya çalışacak. Bu vesileyle bütün yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Bizim teşkilat mensuplarımız arasında da yakınlarını kaybedenler var, yaralılar var. Bütün milletimizin hep beraber yaşadığı bu acıda hiç kimse birbirinden farklı düşünceler içinde değil. Allah memleketimizi ve milletimizi bir daha böyle bir felakete karşı karşıya bırakmasın ve en kısa sürede bu yaraları sarmayı bize nasip etsin.